Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, Kadife Penguenimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. En son 9 sıra düz örecektik ve ben onu tamamladım. Şimdi azaltmaya başlayacağız. 25. sıramızdayız. Şimdi arkadaşlar şöyle başlangıç yerimiz burasıydı arkada. 6 tane tek örüp bir azaltıyoruz. 6 tek bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrar yapacağız. Şimdi 6 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6. Bir azaltıyoruz. Şu öndeki 2 tane katı alıyoruz. İkisini bir kapatıyoruz. Bir azaltmış olduk. Tekrar 6 tane tek. 2 3 4 5 6 1 azalt. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar yapıyoruz. 6 tane tek, 1 azalt. 3 4 5 6 1 azalt. Evet, böyle devam edelim. Evet, en son 8 kalıyor arkadaşlar. 6 idi, 7 8 ördüm, 1 azalt. Evet, sıra sonuma geldim. Kaç azaltma yaptık? 1 2 Ben bir sayayım. Toplam 6 tane azaltma yapmış olduk ve 44 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Yani tek batacağız. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Her bir sık iğneye tek batalım. Tek sık iğne yapalım. Bu şekilde. Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 28. sıradayız. Bu arada içine de ara ara elyafla dolduruyorum. Dolgularımı da yapıyorum. Şimdi 5 tane tek bir azalt yapacağız. 2 3 4 5 bir azalt. Beş tek, 2 3 4 5 bir azalt. Sıra sonuna kadar aynı şekilde 5 tek bir azalt, 6 tane azaltma olacak. En sonunda yine 7 kalıyordu galiba. 7 tek bir azalt olacak. Evet, sıra sonunda 7 kaldı. 7 tek bir azaltla sıramızı bitiriyoruz. 6 azaltma yaptık. 38 sayıya düştük. Şimdi bir sıra düz örelim. 29. sıramız. Eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Hepsine tek batalım. Evet, 30. sıramızdayız. Şimdi 4 tane tek bir azalt yapacağız. 1 2 3 4 tek yaptık. Bir azaltıyoruz. Tekrar 4 tek. 2 3 4 1 azalt. Sıra sonuna kadar yine
6 tekrar yapıyoruz. 6 tane yani azaltma yapacağız. 32 sayısına düşüyoruz arkadaşlar. 3, 4, 1 azalt. Evet, böyle devam edelim. Sıra sona kadar 4 tek 1 azalt. Evet, en son yine 6 kaldı. 6 tek 1 azaltla sıramızı bitiriyoruz. Yine bir sıra düz öreceğiz. 31. sıramızı eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Hepsine tek batıyoruz yani. 32 sık iğnemiz kalmıştı. Evet, 32. ve son sıramızdayız. Bu sıramızda sadece iki yandan azaltıyoruz. Sayımızı 30'a düşürmek için. Bir tane azalttım ve diğer yana kadar, kafamın diğer yan tarafına kadar hepsine tek batıyorum. Şimdi bir azalttım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane tek battım. İkinci azaltmamı yapıyorum. Ve sayım 30'a düştü. Ve bu son sıramız. Bundan sonra ipimizi koparacağız. Sıra sona kadar hepsini tek batıyorum. Ve gövdemizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi bundan sonra karnımızdaki beyazı yapacağız. Beyaz beneğimizi. Evet, sıra sonuma geldim. İlmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet. Gövdemiz bitti arkadaşlar. Şimdi şu karnımızdaki beyaz kısmı yapalım. Hemen beyaz ipimizi alıyoruz. Evet. Başlayalım. Evet, önce ipimizi sabitleyelim. Ve 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 zincirimizi çektik. Birinci atlayıp ikinciye battık. Ve 10 tane zincirimin hepsine tek batıyoruz. 10 tane sık iğne elde edeceğiz. 3, 4, 5. Şu ipi de arada örelim. 7, 8, 9 ve 10 tane sık iğne yaptık. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekip dönüyoruz. Şöyle değil de bu tarafa doğru dönüyorum. Ve içine 2 tane sık iğne yaptım. Sıra sona kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tek battım. Son kalana çift batıyoruz.
Evet. Başta ve sonda arttırma yaptık. Şunu keselim. İçeri ipini sapladık. Bir başta ve sonda iki arttırma yaptık. Sayımız 12 oldu. Yeniden bir zincir çekip dönüyoruz. İlk baştakini yine çift batıyoruz. Arttırıyoruz yani. Tekrar aradakileri düz örüyoruz. Başta ve sonda arttırma var. 2 tane 2 olmuştu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane tek battım. Son kalan sık iğneme yine evet, 10 tane tek batıyoruz. Bu 10. son kalana, son kalan burada çift. Çift ona batıyorum. Tekrar artmış oldu. Sayımız 14 oldu arkadaşlar. Bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar çift batıyoruz. Aradakilere tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane tek battım. Son sık iğnemize çift batıyoruz ve sayımız 16 oldu. Bu dördüncü sıramızdı. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4. 4'ü bitirdik. Arttırmalarımızı bitirdik. Bundan sonra 5, 6, 7, 8, 9 sıralar düz öreceğiz. Yani 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Sayımız 16'ydı. Hepsine tek batıyoruz. 5 sıra böyle devam edelim. Evet, 5 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 10. sıradayız. Azaltmalar yapacağız. Yuvarlaklığı sağlayacağız. Yine bir zincir çekerek dönüyorum. Şimdi baştakini atlıyoruz. Yanındakine batıyoruz. O zaman bir tane eksilmiş oluyor. Şimdi bununla beraber 13 sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi son 2 tane kaldı. Bunları da batıp çıktım. İkinciye batıp çıkıyorum. Şimdi ikisini bir kapatıyorum. Ve burada bir eksilme olmuş oldu. Başta ve sonda birer tane eksildi. 14 sayısına düştük. Yeniden bir zincir çekip dönüyorum. Baştakini atlıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Şimdi bununla beraber bu 1, 11 tane tek batacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane tek battık. Yine 2 tane bıraktık sonda. Bunları da yine batıyorum, çıkıyorum. Tekrar batıyorum, yanındakine batıp çıktım. İkisini bir kapatıyorum. Yine eksilmiş olduk. Başta ve sonda birer tane eksildi. 12 sayısına düştük. Şimdi bundan sonra 12, 13, 14, 15, 4 sıra
Eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Bir zincir çekip dönüyorum. 4 sıra bu şekilde. Hepsini tek batacağız. Evet, 4 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdiden bir sıra fazla daha öreceğim. Çünkü öbürüne göre yapmıştım ama biraz bir tık daha uzun olsun istiyorum diğerinden. O yüzden toplam 5 sıra düz örmüş oluyoruz. Demin 4 sık yani 4 sıra örmüştük. Bir tane daha ördüm. Fazladan 5 sıra. Yani 16 sıra örmüş olduk. Evet, bitirdim. Bir zincir çekiyorum. İpimizi kesiyoruz. Evet. Böylece bunu da bitirdik. Buraya böyle dikeceğiz. Şöyle. Kollarda bu şekilde bayağı oluştuk. Şimdi atkımızı yapalım. Yani bu bölümde kafayı yapmak istemiyorum. Diğer bölümde daha detaylı olsun diye. Hemen atkımıza başlayalım. Atkımızı yumuşak olması için şeyle ördüm. Daha kalıntılı ördüm. Bunu getireyim. Evet, şimdi atkımızın böyle daha yumuşak bir dokusu olsun diye ben tunus işiyle yaptım arkadaşlar. Tığımı da kalın tuttum. Böyle sepet ördüğüm tığım, kalın tığım var. Üzerinde 7 yazıyor. 7 numara. Varsa tabii ki, yoksa aynı tığla da örebilirsiniz tabii. Ben o şekil yaptım. Daha kalın ve salaş olsun, yumuşak olsun diye. Şimdi bir tane ipimi önce bir sabitleyelim. Bundan sonra 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi birinciyi atlıyoruz. İkincinin içine batıyoruz. Çıkıyoruz. Kapatmıyoruz. İkinci zincire batıyoruz. Çıkıyoruz. Üçüncüye battık. Çıktık. Dördüncü batıp çıkıyoruz ve beşinci zincirimize batıp çıktık. Evet, bu şekilde görüntümüz oldu. Yani tunus işi bilenler zaten biliyorlardır da ben bilmeyenler için anlatıyorum. Şimdi bunları tek tek kapatacağız. Tığımın üzerine ipimi aldım. Önce iki tane içinden geçtim. Tekrar tığımın üstüne alıyorum. İki tane içinden geçiyorum. Tekrar tığımın üstüne aldım. İki taneden geçiyorum. Tekrar tığımın üstüne alıp iki taneden en son tekrar tığımın üstüne alıp ikiyi kapatıyoruz. 5 tane yapmış olduk. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Bakın şurada uzantılar var. Şöyle çubuk şeklinde. Şimdi bunların içine batacağız. Tekrar batıp tekrar yukarı çıktık. Batıp çıktık. 2 3 4 ve 5. 5 tane olacak. Şu sondaki 6 olmuş oluyor. 5 tane ilmek çıkardık. Şimdi bunları yine ikişer ikişer kapatıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 defa da kapattık. Yeniden birinciye başlıyoruz. 1 2 3 4 sonuncu da batıp ve 5. 5 tane yine
İkişer ikişer kapatacağız. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bu şekilde arkamızda ters görüntü var. Çok pardon. Evet, atkımız bu şekilde yapıyoruz. Tunç işi. Baştakine hiç örmüyoruz. Direkt yanındakine ikinciye batarak devam ediyoruz. 5 tane ilmek çıkarıyoruz. 3 4 3 4 ve en son 5. Toplam 6. Baştaki sabit duruyor. Ona bir şey yapmıyoruz. Yeniden ikişer ikişer kapatıyoruz. 3 4 ve 5. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, atkımızı 55 santim olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Arkamız bu şekilde, önümüz burası. Görüyoruz ki çok gayet yumuşak, salaş bir kalıntılı, daha rahat oluyor. En sonda hepsini bir kapatıyoruz arkadaşlar. Bir seferde çekiyorum ucu sivri olsun diye. Ucundakini de şuradaki ipimizi baştan geçirip şöyle bir toparlıyorum. Buradaki ucumuzu iki uçtan getirip ikisini bir sivrileştiriyorum. Burada da içinde kaybettim. Evet, atkımız da bu şekilde. Şimdi kulaklığımızı yapalım. Daha sonra videomuzu bitirelim. Evet, kulaklığımız için ben ilk yaptığım içerisine bu şekilde yumuşatıcı kutusundan bir kalıp kesmiştim. İki tane yuvarlak, ortası uzun şeklinde. Şimdi bunu bir dahakine kesemiyorum. Uymadığı için çukurluklar var. Şurada da eğim var. O yüzden sadece bir kere kullanabildim. Şimdi ikinci de evde plastik aradım, bulamadım. O yüzden de yine filmden, röntgen filminden yararlanacağım. Bunun boyu 25 santim arkadaşlar. Şöyle 25 santim kesiyoruz boyunu. Daha sonra da iki tane yuvarlak yapıyorsunuz. Kulaklığı öreceğiz. Ördükten sonra üzerine koyarak ölçerek iki yuvarlak. Şu arası da 1,5 santim. Burası da 1,5 santim olacak. Sadece mesela buranın boyundan sorarsanız 6 santim. Şuradaki ince kısım 6 santim. Pardon, 16 santim. Yani şurada onu görmüyorum. 10 ve 16 santim. Yani nasıl bunu görememiz, 6 santim olur mu? 6 şurası. Toplam 16 santim arkadaşlar. Şurası da biraz işte biz biraz dikkatsiz böyle yengeçler. Bu da 1,5 santim. Evet. Şimdi bunu hazırladık. Kulaklığımızı örmeye başlayalım. Pembe ipimizle. Şimdi sihirli halka yapmıyoruz yine. Çekemeyeceğimiz için kadife dokusu yüzünden. O yüzden şöyle biraz uzun bırakalım. Bunlar çünkü sonra bittikten sonra çıkabiliyorlar. Kısa olmasın. Şöyle iki defa dolayıp ipimi sabitledim. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Birinciyi atlıyorum. İkincinin içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Burası bizim sihirli halkamızın yerini oluşturuyor. 1, 2,
3, 4, 5 ve 6. Birinci sıramızı bitirdik. İlk sık iğnemize batarak ilmek kaydırıyoruz. Şimdi yine bir zincir çektim. 6 tane sık iğnemize çift batıyoruz. Sayarsak kolay olur. Bu bir, birinci çift, ikinci çift, üçüncü, dördüncü çift, beşinci çift ve altıncı çift. Evet, sayımız 12 oldu. İkinci sıramızı bitirdik. Buraya hemen sıramızı belirlemek için ip koyuyoruz. Kadifelerde çok daha gerekli sıra başımızı belirlemek için. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Üçüncü sıramızdayız. Bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek ve bir çift. Evet, üçüncü sıramızı bitirdik. Sayımız 18 oldu. İpimizi bu tarafa alalım. Dördüncü sıramızdayız. Şimdi iki tane tek, bir çift. İki tane tek, bir çift. Sıra sona kadar 6 tekrar yapıyoruz. İki tek, bir çift, iki tek, bir çift. Sıra sonuna geldi. İki tek yaptım. En son çiftle bittim. Evet, dördüncü sıramızı bitirdik. 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5 ve 6. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. 2 sıra düz örelim arkadaşlar. Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi bir de ayrıyeten yoğurt kapağından da böyle 2 tane kapak kestim tekrar. Çünkü bu çok cansız. O yüzden de hem bunu hem de bu yoğurt kapaklarını takacağım böyle. Arkaya da biraz elyaf dolduracağız. Bu şekilde yerleştireceğiz. Şimdi azaltma yapacağım. Ondan önce şunları biraz daha keseyim. Biraz büyük. Biraz hafiften daha azaltayım. Bir milimden birazcık daha keseyim. Evet, örgümüze devam ediyoruz. En son 2 sıra düz örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayız. Şimdi bunu şöyle arkadan öreceğiz. Şuraya, buraya değil de bunun arka tığıma arkadan giriyorum. Yanındakine batıyorum. Ve sık iğnemi yaptım. Tekrar arkadan girdim. Yanındakinden çıktım. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu 2 oldu. 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şimdi 22'de 22 tane yapıyoruz. Son 2 taneyi örmüyoruz arkadaşlar. Buraya hemen kalıplarımızı takacağız. Önce içine biraz elyaf dolduralım. Şöyle pusturalım. Şöyle çok abartılı olmadan biraz elyaf koyduk. Sonra yoğurt kapağımı. Tabii siz plastik bulduysanız sadece bu şekilde takacaksınız. Ben iki tane takıyorum. Bu zayıf olduğu için. Evet, bu şekilde taktım. Şimdi filmi takıyorum. Ve şurayı, şu kısmı öreceğiz. İçeride kalacak yani bu şekilde. Biraz sonra devam edeceğiz. İsterseniz yani toka da yapabilirsiniz ama o zaman tokayı içeri takmak biraz sıkıntı. Bana böyle kolay geldi. Sizin de farklı fikirleriniz varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bu içeride kaldı. Bir, iki zincir ve ilk sık iğneme batıyorak ilmek kaydıracağım. Evet, burayı birleştirmiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde içeride kaldı kalıplarımız. Şimdi bu kısmı daraltacağız. İlmek kaydırmıştık. Hemen başlıyoruz yeniden. Şimdi buraya bir tane birinci sırayı bir zincir çekip aynı yere batalım. Bir, iki tane tek, bir azaltıyorum. İki tane tek, bir azalt. İki tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Katifi de biraz görmek sıkıntı oluyor tabi. Kesmeye devam edelim. İki sık iğne, bir azalt. Evet, sıra sonuma geldim ve zincirleri de yine iki zinciri bir kestim arkadaşlar. Şimdi burada hepsini bir seferde keseceğiz. Yani peş peşi kesiyoruz. Çünkü bir ör bir kese yaparsak böyle potluk olacak. Kadife olduğu için çabuk küçülüyor. O yüzden de hepsini bir kesiyorum. Tek tek. Sıra sonuna kadar keselim.
Evet, sıra sonuna kadar uzatma yaptık. İpimi biraz uzun keseceğim. Şöyle. Şimdi bunları aralarından her ilmeğin arasına ipimi geçiriyorum. Burayı sıfırlayacağız, kapatacağız. Bir yandan çektim. Evet, her ilmeğin arasından geçtim ve çekiyoruz. Burayı sıfırladık, kapattık. Bunu da içine çekelim. Şöyle başka yerden çekelim, delik açılmasın. Tekrar başka yerden çekiyorum. İpim içeride kalsın. Uzun olsun yani, çünkü çıkma olmasın. Sonra çıkabilir çünkü. Evet. Artık biraz kesebiliriz. Fazla uzundu. Evet. Birinci kulağımızı yaptık arkadaşlar. Bunu da çıkaralım. Bu şekilde. Birinci bitti. Şimdi buraya ip takacağız. Bu kısmı örüp diğerini de ekleyeceğiz. Şimdi bir tane daha aynı şekilde çok pardon, aynı şekilde bir tane daha örelim. Arkadan da yine örüyoruz. Son iki taneyi bıraktım. Önce bu kısmı örelim. Şimdi ip takacağız. Şimdi yine ipimizi sabitliyoruz. Ve arkadan şöyle tutturuyorum. Bir, iki, üç, dönüyorum bu tarafa, üç, dört, beş, altı, ve 7. 7 tane sık iğne çıkardım. Arkadaşlar dolandım. 7 sık iğne. Şimdi şunu içeriye çekeyim bir. Şu ipi. Bunu içeriye çektim. Şimdi bunu döne döne öreceğiz. Hemen ilk sık iğnemi batıyorum. İlk yaptım. 7 tane. Saymaya da gerek yok. Döne döne örün. Başı zaten 7 yaptık. Her bir sık iğneye tek batıyoruz. Bu da arada kalacak. Bakın döne döne örüyorum. Hiç saymaya gerek yok artık. Her bir sık iğne tek batıyoruz. 7 sık iğnemiz vardı. Evet, burası bitene kadar, buraya gelene kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet, bitime kadar geldim arkadaşlar. 23 sıra örmüşüm. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23,
Buradan 24. Buradan saydığında 23'tü. Şimdi en son iç kısımda kulağımın şu taraf iç kısım ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimizi keselim. İçeriye çekelim. Şimdi diğer şeye başlayacağız. Kulağa. Evet, onu içeriye çektik. Şimdi ben zaten örmüştüm ikinciyi. Aynı şekilde örüyoruz. En son tersi örmüştük. Şöyle içeriden alarak şu şekilde örmüştüm. En son iki tane bırakmıştım. Burada kalmıştım ben. Şimdi buradan sonra yine iki zincir çekeceğiz. İki zincir çekiyoruz. İçine yine elyaf dolduralım. Aynı işlemleri yapalım. Elyaf dolduralım. Sonra kalıpları içine koyalım. Ve sıfırlayarak kulaklığımızı bitirelim. Şöyle pusturalım biraz. Evet, şimdi önce yoğurt kabını koyuyorum. Şöyle şunlara dikkat edelim, yönüne dikkat edelim. Bunu da yerleştirelim. Şu şekilde. Hemen iki zincir çekmiştim. Karşıya batıyorum. Burayı birleştirelim önce bir. Daha sonra ilmek kaydıracağım. Bak, bu tarafa döndüm. Ve iki ucu birbirine ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Karşıya batıyorum ve içinden geçiriyorum. Tekrar yanındaki sık iğneye batıyorum, karşıya içinden geçirdim. Karşıya içinden geçirdim. Neyse, bunları sonra da yaparız. Şu an şunu bir halledelim. Çıktı çünkü. Tekrar batıyoruz. Karşıya battım. İçinden geçirdim. Şimdi zincirin içine batıyorum. Karşıya battık. İçinden geçirdim. İkinci zincirde batıp karşıya ve ilmek kaydırarak iki kulaklığı birleştirmiş olduk. Şimdi bunlar çıkmıştı, bunları koyalım ve iki tek biraz alt, iki tek biraz alt yapacağız. Azaltma yapacağız. Şimdi yönüm bu tarafta olması lazım. Onu zincir çekeyim. 1, 2, 3 zincir çekeyim. Bu tarafa geçiyorum. Evet. Bu tarafa geçtim. Ve ne yapıyorduk? 2 tane tek bir örmüş oldum. 1, 2 tane tek bir azalt. En iyisi bunu sonra yapayım ben. Şunlar fışkırıyor. Bir sıra bir azaltayım. Sonra tekrar koyarım içine. İki
tane tek yaptım, biraz al, iki tek, bir azalt, iki tek, bir azalt, tane tek, bir azalt, iki tek, bir azalt yapacağım. Ondan önce şu kalıbımı tekrar yerleştireyim. Elyafı da yerleştireyim. Çıkardığımı. Bundan sonra hepsini bir toparlayacağız. Evet, iki tek bir azalttan sonra diğer sıramda hepsini peş peşe azalttım. Biraz uzun kesip yine burayı toparlayacağız. İlmeklerin arasından geçerek burayı sıfırlayacağız, kapatacağız. Ve kulaklığımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Şu bir yandan da çekelim. Sonra zor olur. Kadife olduğu için öyle hemen gelmiyor. Evet, böylece sıfırlamış olduk. Bunu da içeriye çekelim. Hepsini içine çekelim. Çıkma tehlikesi olmasın arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kulaklığımız bitti. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Şimdi benim elimde böyle taşlar vardı. Daha önce almıştım. Bunlarla yapıştırdım. Ne kullansam diyordum. Bu hareket kalsın diye kulaklığa bari takayım dedim. Bunda da arkası yapışkanlı. Tam ortaya bir tane büyük yapıyorum. Diğerlerini de serpiştireceğim. Büyüklü küçüklü. Şöyle yandan görünecek şekilde. Şöyle bakıldığında. Şöyle karşılıklı serpiştiriyorum. Büyüklü küçüklü. Ben buradan bir marketten almıştım. Reyonun, Toko Reyonu'ndan aldım. Bunun kıyafetleri de takılıyor. Çok güzel oluyor. Evet, şimdi aralarda şöyle küçüklerden koyacağım. Minik minik. Biraz beklemeniz lazım. Öyle hemen yapışmıyor. Çıkanları silikonla da yapıştırabiliriz veya kumaş yapıştırıcısı. Tabii yapmak isteyenler yapmak zorunda değilsiniz. Ben kendim hareket katayım dedim. Böyle bir
Farklı şeyler hareket olsun. Bunları da değerlendireyim istedim. Bayağı oldu alalı. Şöyle serpiştiriyorum. Seyrek bir şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu bölümde gövdemizi bitirdik. Kulaklığımızı bitirdik. Atkımızı da işte yaptık. Ve videonun sonuna geldik. Bir dahaki bölümde kafamızı yapacağız, dikişlerini yapacağız ve bir penguenimizi bitireceğiz. Evet, üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.